Arkadaşlar merhabalar. Ben Selman daha önce iPad 10. neslin inceleme videosunu YouTube kanalında paylaşmıştım. O videoyu da şuraya bir yere bırakırım. Kanalımda da bulabilirsiniz. Şimdi o, o videoda yapmayı unuttuğumuz bir şey vardı, daha doğrusu vakit bulamadığımız sizden gelen soruları cevaplama. Ben daha önce Instagram hesabımda bir anket oluşturmuştum ve orada merak ettiklerinizi sorun inceleme videosunda cevaplayacağım demiştim. Ama bunu ayrı bir video yapmayı daha uygun gördüm ve burada epey bir soru var. Şimdi bu soruları sizinle birlikte cevaplayacağız. Böyle konsept devam etsin istiyorsanız lütfen siz de Instagram'dan takip edip bu videonun altına da Yorum olarak yazarsanız ben de orada yeni duyurular, yeni anketler oluşturarak sizin sorularınızı cevaplamaya çalışırım bu YouTube videoları şeklinde. Öncelikle iPad 10. nesilden biraz bahsedelim şöyle hızlıca. Apple'ın en uygun fiyatlı iPad serisi iPad diye geçiyor. iPad var, iPad Mini var, iPad Air ve iPad Pro var. Pro en üst seviye, Mini, Air'in kompakt hali gibi düşünebiliriz. Burada da en uygun fiyatlı olan versiyon. Eskiden 9. nesle kadar eski bir görünüşe sahipti fakat 10. nesille birlikte artık diğer iPad'ler gibi çok yeni tasarıma sahip oldu. Aynı zamanda güzel özellikleri de bulunuyor. Şimdi isterseniz hemen bir sorularla başlayalım. Ekran yenileme hızı merak edilmiş. iPad 10'un ekran yenileme hızı 60 Hz. Standart, alıştığımız tazeleme hızı. Rakip modellerde de aynı şekilde 60 Hz bulunuyor. 120 artıya e kadar çıkan promotion ekranlı iPad Pro'lar var. iPad Pro'lardaki deneyim çok acayip ama onu kullanmayan bunda gerçekten keyif alabilir. Ha, ondan buna geçince biraz donma hissi yaşıyorsunuz. Fakat bu tamamen algısal bir şey. Dolayısıyla bu fiyata böyle bir cihaz alıyorsunuz. Zaten gayet normal. O yüzden çok uzatmaya gerek yok. Ekran kalitesi nasıl? Yazı yazarken arada cam varmış hissi oluyor mu? Şimdi bunu inceleme videosunda anlatmıştım. Nedir? Hemen anlatayım size de. iPad'de kalemi kullanırken lamine olmayan bir cam bulunuyor. Lamine camlarda ekran ve cam arasında boşluk bulunmuyor. O boşluğu aslında bir reçine gibi bir şeffaf sıvıyla dolduruyorlar. Orası katı bir madde haline dönüşüyor. Böylece aslında şöyle baktığınızda ekranla cam arasında boşluk yokmuş gibi gözüküyor. Fakat bunda işte o boşluğu hissediyorsunuz. Bu rahatsız ediyor mu? Özellikle kalemle yazı yazarken açıkçası rahatsız etmiyor. Fakat şöyle bir sese sebep oluyor. Bu tık tık seslerini iPad Air'e kıyasla, iPad Pro'ya miniye kıyasla biraz daha fazla duyuyorsunuz. Ee, bunu böyle belirtmiş olayım. Ha bunun avantajı var mı derseniz evet tamir edilebilirlik açısından bu ekranlar çok daha kolay tamir edilebiliyor. Arasında bir boşluk olduğu için söküp bu camı buradan sadece ekran değişimi sadece cam değişimi yapmak çok daha kolay. Dolayısıyla maliyet anlamında böyle bir avantajı olduğunu da söylemiş olayım. Gelelim bir sonraki soruya. Birinci nesil mi yoksa ikinci nesil mi Apple, Apple Pencil uyumlu? Ee, iPad İlk çıktığı zaman, iPad 10. nesil ilk çıktığı zaman eleştirilen önemli yerlerden birisi de buydu. Bu cihazda tıpkı 9. nesil, 8. nesil gibi önceki nesillerde olduğu gibi Apple Pencil 1. neslin kalemini destekliyor. Dolayısıyla burada kare bir tasarım var fakat buraya mıknatısız şekilde yerleştiremiyorsunuz. Kalemi taşımak için haricen bir kılıf kullanmanızı öneririm ben. Üçüncü parti kılıflardan satın alabilirsiniz ve şarj etmek istediğinizde de artık burada type-c portu olmadığı için kutudan çıkan type-c kablosuyla type-c adaptörü satın almanız gerekiyor. Haricen bir Apple Pencil birinci nesil için onunla eşleştirip onunla şarj etmeye devam edebilirsiniz cihaz üzerinden veya şarj için sadece telefonunuzda kullanabilirsiniz. Buradan Lightning yuvasına takabilirsiniz. Yani Apple Pencil 1. nesilde uyumlu. 9. nesilden geçmeye değer mi? Aralarında ne gibi farklılıklar var? Keşke şu anda elimde olsaydı fakat 9. nesil artık elimde değil. Fırsatını bulursam kıyaslayıp inceleme videosunda kıyaslama videosunda çekmeye çalışırım. Fakat aralarında tasarım en başlıca farklılık. Bununla birlikte tasarımla birlikte gelen aslında Type-C portu. Type-C portu da özellikle harici aksesuarlar takmak istediğinizde SSD olabilir, USB hub olabilir. Bu cihazı çok avantajlı kılıyor 9. nesle kıyasla. Aynı zamanda stereo hoparlörler de yine bu cihaz üzerinde bulunuyor. Onun haricinde ekran deneyimi, zaten Touch ID var diğerinde de vardı. Performans yine nispeten yakın diyebiliriz. Böyle bir durum söz konusu. Ha, bu farklılıklar sizin için önemli ise geçilebilir. Veya şöyle diyelim arada çok ciddi fiyat farkı yoksa satıp buna geçilebilir bence. Çünkü hem yeni bir tasarım alıyorsunuz Type-C portu, stereo hoparlör dahi önemli detaylar dolayısıyla böyle özetleyebiliriz. Ve video montajı için uygun mu sorusu gelmiş. Burada bu soruya şöyle cevap verebilirim. Önceki nesillerde video montajı için uygun diyemezdim. Bunu söyleme sebebim de dosya transferi yapmak istediğinizde iPad 9. nesilde mesela Lightning arayüzünden kaynaklı, buradaki Lightning portundan kaynaklı Dosya transferi yapmak çok zahmetliydi fakat artık buraya Type-C port olduğu için hızlı şekilde dosyaları aktarabilirsiniz ve e, isterseniz yine burada artık çok gelişmiş iPad'ler için yazılımlar var, video düzenleme uygulamaları, VN Editor var, CapCut var. Daha da profesyonel Apple kendi Final Cut'ını duyurdu iPad için. Dolayısıyla video montajı için de bu cihaz kullanılır. İşlemci performansı yeterli gelir mi derseniz, 4K videoları montajlamak için gerçekten verimli şekilde kullanabilirsiniz. Dolayısıyla direkt iPad üzerinden alışan bir insan hiçbir şekilde bilgisayar aramaz. Ha bilgisayardan iPad'e geçen insan video düzenlemesi için epey bir zorlanabilir. Burada sıkıştırmak çok önemli kendinizi. Sıkıştırmayı düşünüyorsanız da ben geçebilirsiniz diyebilirim. Kullanabilirsiniz diyebilirim. MacBook Air mi, iPad mi sorusu. Aslında bu soruda çok çok sorulan bir soru. Veya bir Windows laptop almak yerine iPad alsak ihtiyacımızı karşılar mı? Bu sorunun cevabını daha detaylı bir videoda aramak lazım galiba. Bunu aklıma not alayım ben. Fakat şöyle özetleyebiliriz. iPad gelişen özellikleri, klavye desteği, fare desteği, her şeyiyle Type-C portuyla vesaire bilgisayara çok yakın bir deneyim sunmaya her geçen gün devam ediyor, artarak devam ediyor. Fakat en nihayetinde bu bir iPad. Dolayısıyla siz buraya bilgisayar gibi çok esnek programlar yükleyemediğiniz, çok esnek davranamadığınız için yer yer kısıtlandığınızı hissedebiliyorsunuz. Bu bence hani X, Y, Z kuşakları vardı. Bir de Alfa geliyor şimdi 2000 sonrası, 2010'dan sonrası vesaire gibi. Bu 2010'dan sonraki nesil için bir sorun olmayacak. Fakat işte bizim gibi, yani ben 99 doğumluyum. Benden ve önceki nesiller için de biraz alışması gereken, zorlanması gereken bir durum doğrusu. Dolayısıyla çoğunluk için bilgisayar olmazsa olmaz halen daha. O yüzden iPad alınabilir. Ama önceliği kesinlikle MacBook'tan yana kullanmanızı öneririm ben. Benim tercihim en azından böyle olur. Benim cevabım bu yönde. Ekranın iPad Air ile farkı nedir? Bir karşılaştırma çok iyi olurdu demişler. Yine iPad Air de bulunmuyor elimde o yüzden onunla kıyaslayamam fakat iPad Mini ile kıyaslayabiliriz. Aralarında dediğim gibi en başlangıçtaki farklılık lamine cam, aynı zamanda çözünürlükte minik bir farklılık olabilir çünkü burada çok yakından bakarsanız şöyle biraz pikselleri görme gibi hissiyat oluşuyor. Fakat diğer cihazlarda ben bunu hissetmemiştim doğrusu. Ama yine de en başlangıç en bariz fark lamine cam farkı. Bir sonraki soru yoğun kullanımda sorun çıkartıyor mu? Isınma, hızlı pil tüketimi vesaire denmiş. Açıkçası yoğun kullanımda da bu cihaz gerçekten güzel bir performans sunuyor. Avantajı da var. Hangi modele kıyasla özellikle? iPad Air ile mesela kıyasladığımızda daha kalın bir gövdeye sahip. Bu kalın gövde de sonuçta bu cihazların içerisinde bir fan olmadığı için termal soğutma anlamında önemli bir avantaj sunuyor bize. Yani bu cihaz örneğin iPad Air'e kıyasla hem biraz daha böyle elde tuttuğunuzda daha güven veren bir hissiyata sahip hem de daha az ısınma gibi bir avantajı bulunuyor. Nitekim iPad'de M silikon işlemci bulunduğu için M1 Dolayısıyla onunla kıyasladığımızda Burada daha iyi bir deneyimle karşı karşıyayız ısınma konusunda en azından ha, Pil performansı nasıl derseniz Gerçekten güzel bir pil performansı var Apple bu cihazı her ne kadar ülkemizde Alım gücünün düşüklüğünden kaynaklı Eğitim için çok tercih edilemiyor olsa da Yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da eğitim odaklı da satıyor. Dolayısıyla bir günü çıkartacak aslında bir pil ömrüne sahip olduğunu bu anlamda söyleyebilirim. Örneğin işte sabah 8'de başlayan okulu 3'te 4'te bitirecek şekilde bir pil performansı sunuyor. Güzel bir deneyim elde ediyorsunuz yani. Zorlamaya gelen bir cihaz açıkçası. Film izlerken üst ve alt kısımda ne kadar boşluk kalıyor diye bir soru gelmiş. Şimdi iPad'lerle ilgili en çok yakınılan e, sorulardan, durumlardan birisi belki de bu. Hemen kendi YouTube kanalıma gidip bir videomu açmak istiyorum yüksek müsaadenizle. Burada bu durumu size göstereceğim. Şimdi MacBook Pro videosu çekmiştim bir tane. Ona bakalım. Gördüğünüz gibi aşağıda, yukarıda epey bir yükseklik, siyah boşluklar kalıyor. Bunun sebebi ne diyecek olursanız, aslında iPad'in benim sevdiğim bir detayından kaynaklı böyle bir durumu var. iPad 16'ya 9 ekran oranına sahip değil. Yanlış hatırlamıyorsam 5'e e 4 olabilir. Emin değilim ama e, bu şuraya bir yere yazarız. Dolayısıyla siz bu cihazı dikey kullanmak istediğinizde mesela tıpkı bir A4 kağıdı gibi geniş bir alana sahip oluyorsunuz. Android tabletlerde 16'ya 9 oluyor. Şuradan aşağıya kırptığınızı düşünün. Dolayısıyla daha dar oluyor. E bu da yazı yazmak dikey bu portre modunda kullanmak istediğinizde işinizi zorlaştırıyor. Çok konforlu hissettirmiyor. Dolayısıyla Apple burada güzel bir şey düşünmüş ve tıpkı bir dergi defter boyutunda gibi tasarlayarak oranıyla tasarlayarak iPad'in çok daha kullanışlı olmasını sağlamış. Ha bu işte video izlerken alttan üstten siyah noktaların, siyah bölümlerin gözükmesine sebep oluyor, ama genel kullanımda çok rahatsız etmediğini de söyleyebilirim. Gelen soruların birkaçına bakıyorum. Şöyle en çok merak edilen konulardan birisi de oyun performansı, özellikle yüksek grafikli oyunlar oynarken nasıl bir deneyim sunduğuyla ilgili merak edilenler var. Doğrusunu söylemek gerekirse ben çok fazla oyun oynamıyorum. Ne bilgisayarda ne telefonda ne de tablette. Fakat şöyle birkaç tane minik test yaptım ve bu testlerde de güzel bir deneyim sunuyor. Zaten Apple'ın işlemcileri gerçekten çok performanslı ve burada iOS platformunda belli başlı cihazlar olduğu için Tablet tarafında güncel 15 tane falan model vardır herhalde birkaç yılı topladığımızda. Dolayısıyla geliştiricilerin de burada optimize e yazılım üretmesi çok daha kolay oluyor ve Android tarafına kıyasla daha iyi bir deneyim elde ediyorsunuz. Ve burada ben de iPad 10. nesilde epey memnunum açıkçası. Bunu böyle özetleyebiliriz. Çok aktif kullanmadığım için çok detaya giremeyeceğim. Ama ben memnun kaldım. Ha isterseniz ayrı bir video çekerim buna. Özellikle kullana kullana ayrı bir video çekerim. Şöyle bir deneyimden bahsedebilirim bu arada. Apple'ın arcade'i var biliyorsunuz. Haricen üyelikle satın alıyorsunuz. O arcade'deki oyunları mesela çok sevdim. Güzel oyunlar var. NBA var vesaire. Tablette, telefonda sıkıcı, çok düşük grafikte oyunlar oynamaktan bıktıysanız mesela arcade güzel bir alternatif ve iPad'de de güzel çalışıyor. Şöyle bir diğer sorulara bakıyorum. Aralarda kaçırdığım sorular var mı? Epey bir soru var bu arada. Ben bunları SS almıştım bu şekilde. Fakat Baya bir sorudan bahsetmişiz. Dolayısıyla artık sonuca gelelim. Lütfen siz de düşüncelerinizi, fikirlerinizi, yine merak ettiklerinizi de yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Ben yorumlara yetişemeyebiliyorum. O yüzden siz de başkalarının yorumlarına yardımcı olarak destekte bulunabilirsiniz bana. Aynı zamanda kanala da abone olarak destekte bulunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.